Benim bacımdı, benim arkadaşımdı, benim dert yoldaşımdı. Ölmeden bir gün önce beraberdik. Deprem oldu. Enkazın altında kaldı. Annesi Fatoş, babası Ahmet Düşünmez, Fatoş Düşünmez, Helin Düşünmez, Erçin Düşünmez bulundu. Oğlum Mehmet Düşünmez bulunamadı. Lütfen bunu gören ve şey yapan varsa hemen bize bildirsin ne olursun. Onlar da 3-4 kişiydi. Ekipman falan yoktu. Ondan sonra Hiçbir zaten alet yoktu ellerinde. 3-4 kişi yapamadılar. Burası zormuş. Başka bir yere gitmişler. Evet. Biz aşağıdayken öbür taraftan gittiklerini görünce gidip sorduk ki burası zor deyip bırakıp gittiler. Üçüncü günü başka bir ekip geldi. İşte bu binada 6-7 ekip değişti. Evet. Gönüllü işçiler, Zonguldak maden işçiler falan. Bu şekilde çalışma oldu. 10. gün Aplamgül'ü çıkarmaya başladılar. Sonra yeğenlerimi çıkardılar. 14. gün artık ümidim kesildi. Çünkü binanın %90'ı bitmişti. Tabanına kadar eşildi, bitti. Ümidim kesildi. Çocuk bulunamadı. Şu an işte bir arayış içerisindeyiz. Belki evde olmayabilirdi. Veyahut da biz gidene kadar Babası 5 dakika Binanın onu arka bırakır mı? tarafındayken ön tarafta çıkma veyahut da götürme bir durumu olabilir diye. Çünkü bina site biraz büyüktü. Bizim beklentimiz arka taraf yatak odaları tarafında bekliyorduk. O taraftan da çalışma yapılıyordu. Yani bilmiyorum, yetişemedik mi, bulamadık. O konuda işte bir haberimiz yok. Siz hastanelere ya da o gün çalışan sağlık ekiplerinin, ambulansların kayıtlarına falan bakabildiniz mi? Sorabildiniz mi hiç kimseye? Biz Sağlık Bakanlığı'na söyledik, resimleri, bilgileri verdik. İşte o birkaç yere daha haber verdik, haber çıkmadı. Şu an arkadaşlar Ankara'da bilinci kapalı olan çocukların hastanesine gittiler, oraya baktılar, orada da yok. Yani baya bir arama çalışma yapıyoruz ama işte yetersiz geliyor. Biz kendimiz hastaneye gidince hastaneler, bu Maraş bölgesindeki hastaneler, öyle gelene kaydedim falan bilinci varsa ismini söylüyorlar bir şeye, deftere. Orada yazılı danışma yerinde. Onlara bakıyor. Onlar yetmiyor. Bütün herkes zaten adamın durumuna bakınca yüzü falan görünmüyor. Acil durumu pansuman yapıp daha acillere bakıyorlar şu an. Koridorda bakmaya çalıştık, işte görmeye çalıştık, bulamadık. Maraş'ta da bitmeyiz dedik belki. Ağır olanları başka yerlere sevk ediyorlardı. O arada bir değişiklik olabilir diyor. Şu an umudumuz o. Evet. Umarım sağlıklı bir haber, en azından hayatta olduğuna dair bir bilgi İnşallah. Çocuklar orada kalıyor. Geceler var ya, bazen bunlar kalıyor, bazen amcalar kalıyor. Evet. Gelmiyor, sabah kadar orada dönüyor. Evet, 26 gündür siz yeni geldiniz zaten Pazarca, değil mi? 2-3 gün, 3-4 gündür 3-4 buradayım artık. gündür. 26 gün geçti tabii. Biz o sizin paylaştığınız fotoğrafı son zamanlarına ait bir fotoğraf mı? Son zamanlar o kupayı tuttu. Evet. Bu şeyle mi ilgileniyordu? Futbolla mı? Futbolla bu altyapıya Beşiktaş, Fenerbahçe'ninki küçük dediler. Beşiktaş ondan sonra aldı. Evet. Beşiktaş da biraz destek verdi. Onun için Maraş'ta antrenmana gidiyordu. Yetmiyordu. Antep'e sevk ettiler. Her haftada 3 gün 4 gün Antep'e gidip geliyordu şeylere, antrenmanlara. Mehmet Düşünmez 13 yaşındaydı. Maraş'ta ailesini yitirdi ve 26 gündür kendisinden haber alınamıyor. Tabii futbolla ilgilenen bir çocuktu. Ve Beşiktaş spor kulübüyle de temasları vardı. Yaşı küçük diye biraz, evet, Altyapıya altyapıya hazırlıyorlarmış. Dayısı, amcaları günlerce, yani 25 gün, 26 gün o enkazın başında beklediler ama Mehmet'ten herhangi bir haber alınamadı. Şimdi de biz dayısına konuk olduk. Salman abi biraz anlattı bize bilgileri. Biz de o fotoğraflarla sizlerle paylaşacağız. Umarım bir haber alınır. Mehmet Düşünmez Maraş'ta hangi mahallede kalıyordu abi?
Dulkadiroğlu Trabzon ilçesi, bulvarı. Trabzon bulvarı. Bahçeli Evler. Has El Sitesi. Has El Sitesi. Evet, Has El Sitesi'nin B blok muydu B-blok. Yıkılan? Aha. Yıkılan B blokunda 10 katlı bir binaydı. Ve 10. günden sonra ailesinin maalesef cansız bedeni çıktı ama Mehmet'ten herhangi bir haber alınamadı. Yani hastanelere bakıldı. Daha acil durumda olanların kaldırıldığı hastanelere haber verildi. Sağlık Bakanlığı'na bilgileri ve fotoğrafları iletildi. Ama aradan geçen 26 güne rağmen şu ana kadar bir bilgi alınmış değil. Umarız hayattadır ve bir yerlerde kısa bir süre sonra umarım ailesine haber verilir. Tabii bu enkazlardan çok sayıda çocuğun çıkarıldığı, başka şehirlere götürüldüğü bilgileri de yansımıştı. Umarım Mehmet de onlardan birisidir ve bir an önce ailesine kavuşur. Evet. Dayısı Salman anneannesi. Yani burada bir haber bekliyorlar.